Bu darbe zihniyetini ve siyasetini bizlere dayatan
gelenler, bakın Gürkan Kışanak darbe komisyonunda konuştururken gözaltına alındı. O günün bitmesine izin vermeden onu gözaltına aldılar. Nedeni çok açık. O darbe komisyonunda Gürkan Kışanak kadınların sesi, sözü, dürüstlüğü ve cesareti oldu. Tek nedeni budur. Darbeciler karşısında herkes kaçacak yer ararken, herkes yalana, sahtekarlığa, korkunun tünellerine sığınırken, Gürkan Kışanak kadın cesaretini kuşandı ve doğruları söyledi. Darbeci sizsiniz dedi. Darbeciliği neyse boyun eğmeyeceğiz dedi. Darbeyi araştırma komisyonu adı altında bizleri, darbeye boyun eğdirmeye çalışanlara karşı gerçeklerin, adaletin ve cesaretin sözü oldu. İşte bu nedenle aradan saat geçmeden gözaltı kararı aldılar ve Gürkan Kışanak'ı bugün uyguladıkları gözaltıyla aramızdan ayıracaklarını sanıyorlar. Gürkan Kışanak burada, onun cesareti burada, onun sözü, direnişi burada. Ve bu cesaret, direngenlik her yerde olacak, her yerde olmaya devam edecek. Darbecilere karşı, onların saldırganlığına ve zihniyetine karşı sokak sokak, mahalle mahalle, meydan meydan haykıracağız, ses alacağız, ışık olacağız. Ölüm karşısında yaşam olacağız, yaşam. Kadının, yaşamın, özgürlüğün ne demek olduğunu bir kere daha göstereceğiz onlara. Bakın, günlerdir sesimize, sözümüze ambargo uyguluyorlar. Haber kanallarında, bültenlerinde bizim tek bir konuşmamızı duymanız mümkün değil. Ama emin olun, böyle büyük bir ambargo ortasında bir darbe komisyonunda söylediğimiz tek bir söz bile, kurduğumuz tek bir cümle bile onların o sahte, o yalan dengelerini, iktidarlarını alt üst ediyor. Onların o zehirlenmiş kimyalarını alt üst ediyor. Gerçeği ve bizlerin mücadelesini, yaşamımızı darbecilikle, faşizmle zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Her yerde doğruyu, her yerde haklıyı ve gerçeği konuşmaya devam edeceğiz. İki günden bu yana ülkeyi böldüler. Yıllardır bu memleketi bölüyorlar. Kürtler ve Türkler olarak, ezenler ve ezilenler olarak, sarayın civarında toplananlar ve sarayın karşısında duranlar olarak yıllardır bu ülkeyi bölmek için uğraştılar. Bugün de, son iki günde sadece ülkeyi habere, sosyal medyaya ulaşanlar, internete ulaşanlar ve ulaşamayanlar olarak böldüler. Türkiye'nin yarısında habere ulaşmak yasak, internete erişmek, ulaşmak yasak. Türkiye'nin yarısında çok açık bir sıkı yönetim, çok açık bir darbe uyguluyorlar. Ve bizler bu bölünmüşlüğü onların yüzüne vurduğumuz için sesimizi, sözümüzü kısmaya çalışıyorlar. O görüntülere, o haberlere, o direniş fotoğraflarına ulaşmamızı 3 saat engellerler, 5 saat engellerler. 3 gün engellerler, 5 gün engellerler. Ama direniş, haklılık o kadar güçlü bir sözdür ki kimsenin duymasına engel olamazlar. Dün, önceki gün Diyarbakır'da sergilenen kadın direnişini görmemize engel olabildiler mi? Hayır. O direnişi her yerde büyüt ve irademize engel olabilecekler mi? Hayır. Asla hayır. Her yerde kadının iradesiyle, direnişiyle sesimizi,
sözümüzü ve irademizi savunacağız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ndeki kayyum atanarak teslim almaya çalışılan bütün belediyelerdeki kadın iradesini savunacağız. Gülten Başkanım, yaşam alanına, üretim alanına astığı o mor bayrakları sonuna kadar sahipleneceğiz. O mor bayrakları kadının iradesini, eşitliğini, temsiliyetini ifade eden, onun nişanesi olan o mor bayrakları yaşamın dört bir yanında direnişimizin sembolüne dönüştüreceğiz. Her yerde tasfiye etmeye çalıştıkları kadın irademizi sokak sokak, meydan meydan büyüteceğiz. Bir kere daha inadına kadın, yaşam, özgürlük diyoruz. İlle de